Gazeteci Mete Han Demir İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte beraber seçim gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Mete Han Bey. Teşekkür ederim. Vallahi insan söylerken bile başı dönüyor. Onunla görüştü, şu saatte görüştü, sonrasında bu var. Tam Ankara siyaseti böyle. Adaylar açıklanana kadar da herhalde böyle olacak gibi görünüyor. Şimdi biz muhalefetin aday arayışlarından bir başlayalım sizinle. Evet. Ne göreceğiz? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ortak aday çıkarma ihtimali var mı, yoksa İbre başka önem bakıyor şu anda? Şimdi iki farklı açı var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu olur. Eğer ilk turda gereken %50 sağlanamazsa en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura gidiyor. Hı. Ve sonrasında başkan belirleniyor. Şimdi buradan baktığımızda burada partilerin, siyasi partinin hesapları iki kademeli olacak. Yani birinci tura girilecek, ikinci turda örtülü bir ittifak olabilir. Örtülü ittifakla ilgili ayrı bir gündem maddemiz olacak ileride. Yani bir isme düşeceği için tüm adaylar sonuçta iki isim olacak. Ama mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir isim kalacağı için o zaman da farklı bir örtülü ittifak konuşacağız. O günler eğer ikinci tur olursa ya da olmazsa bilmiyorum kim kazanacak ama. Sonuçta şimdi bugünün ama durumuna baktığımız zaman bu olayları değerlendirmek için bir kişisel siyasi konjonktürlerinden, parti konjonktürlerine ve Türkiye'nin genel havasına bakmamız lazım. Birinci noktadan yola çıktığımızda Meral Hanım zaten adaylık konusunda ısrarcı. 100 bin imza toplayacağını ve adaylık konusundaki ısrarını sürdüreceğini söylüyor. Bunu bir köşeye koyalım. Ama biz sizinle yayından önce de konuştuk. En çok sorulardan bir tanesi Abdullah Gül aday olacak mı? Tabii, aynen. Evet. Buradaki arkadaşlar da sordu. Yolda da bugün sordular. Karşılaştığım diğer arkadaşlar da sordular. İkinci merak edilen soru da CHP aday gösterecek mi? Gösterecekse kimi gösterecek? Yani Abdullah Gül'ün adaylığı ve CHP'nin aday gösterip göstermemesi üzerine konu yoğunlaşıyor. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Öyle bir isim olacak ki bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyları alacak iki isimden biri olacak gibi görünüyor anketlere bakıldığında. İkincisi, bu ikinci ismin kim olacağı meselesinde olay kilitleniyor. Ama çok fazla sayıda aday girdiği zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, başkanlık seçimlerine bu tabii yüzdeler azalacak. Şimdi Meral Hanım önemli bir oyu var. CHP aday gösterdiğinde onun da önemli bir oyu olacak. Ama önemli oylar bölünecek. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın karşısında güçlü bir aday çıkarmak isteyen bir grup da var. Siyasi parti düşüncesinden bağımsız bir ekip. Onlar diyor ki ya tek aday olsun. Yani ya Gül olsun olursa, ya Meral Hanım olsun ya da bir başka isim olsun. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii parti içi demokrasinin çok hareketli olduğunu da düşünebilirsek her mevcut gelişmeden memnun olmayan kanatlar da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün mirası olarak tarihi bir sorumluluk anlamında güçlü bir ana muhalefet partisi olarak ittifaklara gitmeyeceği, kendi adayını çıkarıp önemli, güçlü, iyi bir oy alabileceğine inananlar da var. O açıdan bu içerideki tazyiki de arttırıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin adayının çıkması ihtimali çok yüksek. Abdullah Gül açısından bakıldığında Abdullah Bey bu insan egosudur, çok normal. Sizde ve herkes başkan, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir ülkeye başkan olmak ister, Cumhurbaşkanı olmak ister. Ama Abdullah Gül çok seçenekli bir denklemde alternatiflerden biri olarak gelmeyi istemez. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanlığı yaptı. Güçlü bir pozisyonla, teke tek bir pozisyonda girebilirse belki gelmek isteyebilir. Ama onun haricinde ben Abdullah Gül'ün çok farklı seçenekler içinde bir alternatif olarak teklif edilen bir başkanlık sürecinin önüne açacağını ya da evet diyeceğini ben tahmin etmiyorum. Bunlar sadece hissedebildiklerim. Ama bununla birlikte bu işler örtülü ittifak dediğim ikinci tura kalırsa, ilk turun seçimini bilemiyoruz ne olacak, milli iradenin kararıdır. Ama ikinci tura kalırsa işte o zaman Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan arasında bir seçim Türkiye'de çok konuşulabilir. Ama oraya tabii gidene kadar bu köprünün altından daha çok su akar. Çünkü bizim yapmamız gereken şu an, aslında çok değerli izleyicilerimize de tavsiyem, bir satranç tahtası var ama önümüzde birden fazla satranç tahtası var. Şimdi Cumhur İttifakı inanılmaz bir hamle yaptı. 24 Haziran çıkışı yaptı. Fakat karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti 15 milletvekili taktiğini sürdü. Karşılıklı taktik savaşları devam edecek. Yani başkentte öyle taktiklerden bahsediliyor ki ben şu an spekülasyonu çok arttırmak istemiyorum ama bu taktikler savaşında biz de satranç yorumlayalım. Objektif bakmaya çalışalım ve bir futbol maçı gibi yorumlamayalım. Çünkü inanın Türk siyasi tarihinin en enteresan günlerini yaşıyoruz.
Çok da çekişmeli hakikaten gidiyor. Taktiklere baktığınızda akla hayale gelmeyecek taktikler görüyorsunuz. Tabii. Şimdi o zaman sizin söylediğiniz gibi hem özetleyerek hem de açarak gündemi takip etmeye gayret eden de izleyicilerimize söyleyelim. Şimdi ittifak içerisinde, daha doğrusu muhalefet içerisinde bir kere tek adayla mı yoksa çoklu adayla mı gitmek de daha konuşuluyor. Değil mi? Bir de kaç muhalefetin adına konuşuyoruz yani birden fazla muhalefet var, herkesin yani kendi adayı var. Partiler. Evet. Gül'le ilgili sizin hissiyatınız ya da okumanız büyük bir konsensüs olursa belki düşünebileceği yönde belki, bir hissiyata belki ama onun harici çok seçenekli bir alternatif olmaz. Akşener'in ortak aday olmasıyla ilgili bir bakış açınız nedir onu da bir sorayım, sonra CHP'ye biraz Meral daha detaylı Hanım konuşalım. Dediğim gibi tabii kuvvetli bir isim ama Meral Akşener de Türk siyasetinde çok şimdi İyi Parti'yi de kendi seçmenleri önemli bir yere koyuyor. Hem kendi seçmenlerinin gözünde bak başkaları adına feragat etti dememek için verdiği sözün arkasında karakterinde biliyorsunuz durmak adına çekilmeyecektir. Yani şimdi şöyle bir şey var başkentte, şu iddiada bulunanlar da var. CHP öyle bir adayla gelecek, İyi Parti'de işte Meral Akşener feragat edecek, tek parti olacak, tek aday olacak, böyle yürünecek. Ben size şunu net olarak söyleyeyim, muhalefetten şu an itibariyle Cumhur İttifakı'nın karşısına tek bir aday çıkması ihtimali çok ama çok düşük ilk tur için. Yani birden fazla aday göreceğiz. Tabii diğer adaylar da var, adaylığını açıklayan isimler de var. Onların da isimlerini tabii bizim demokrasi adına saygıyla anmamız gerekiyor ama dediğim gibi eğer büyük isimlerden bahsediyorsak, oy potansiyeli yüksek olduğu düşünen isimlerden bahsediyorsak ben Cumhurbaşkanı'nın karşısına tek bir aday, çok oy alabilecek, muhalefetin tek bir adayın çıkabileceğini sanmıyorum. Herkesin kendi adayı çıkacak. CHP'de isimler var. Zaten Ankara Haber Merkezi'niz çok iyi çalışıyor. Çok çok perde arkası araştırıyorlar. Evet. Onlarla da zaman zaman konuşuyoruz. CHP'de şu an 4-5 tane aday var biliyorsunuz. Murat Karayalçın'dan Büyük Erşen'e, Kemal Bey'den Muharrem İnce'ye kadar. Ben Metin Feyzoğlu'nun da adını duydum. Birçok isimler duydum yani CHP'de değil ama dışarıdan çok fazla isimler var. CHP'yi biraz konuşalım o zaman. Yani içeride şimdi az önce zikrettiğiniz isimler konuşuluyor. Bir taraftan işte kritik gün, parti meclisi var. Adayın açıklanması eli kulağında diye bekliyoruz. Kim en fazla ismi öne çıkan, var mı kulis bilginiz yine bu saat itibariyle diye sorayım çünkü her saat değişiyor yani ismi, dengeler. Şimdi ben gerçekten ve Kemal Bey'in çok yakındaki bir isimle konuştum. Yani oldukça yakındaki bir isimle. Üç isim üzerindeyiz dedi. Kemal Bey, Muharrem Bey ve Yılmaz Büyükerşen. Yani Yılmaz Büyükerşen zaten başından beri o ana üçlü listedeydi. Yılmaz Bey çok dinamiktir, yaşına rağmen çok aktiftir ve siyasi başarıları da var. O hani isimler üstü, partide kavgalar üstü bir isim olarak da görüldüğü için çok tartışılıyor. Ama dediğim gibi CHP öyle bir aday arıyor ki toplumun her kesiminden oy alabilecek. O nedenle işte Kemal Bey, Muharrem, onlar da çok önemli isimler ama Yılmaz Büyükerşen ismine böyle çok konuştuklarını duyuyorum. Fakat bu siyasettir. Hani şu andan bir sonraki dakikaya dengeler her an değişebilir. Bunu bekleyip görmek lazım. Bir de mesela biliyorsunuz başkan adayı olan milletvekili olamıyor. Yeni düzenlemeye göre. Parti içi hatta öyle şeyler de var. İnsanların birbirine takıldığı şeyler de duyuyorum. İşte özellikle başkan yapmaya çalışıyorlar ki milletvekili olamasın, siyasetin tamamen dışında kalsın. Acaba tuzak mı yoksa gerçekten samimi davet mi diye. Siyaset dediğim gibi böyle bir de çok baskın, çok kısa süreli bir seçim söz konusu olduğu için kararlarınızı çok seri vermek zorundasınız ama yanlış verme yüzdeniz de çok yüksek. Ankara yakın siyasi tarihin en böyle entrikalı, en karışık, sürpriz dolu günlerini yaşıyor. Ve siz daha da sürpriz hamleler göreceğimizi düşünüyorsunuz yani var var tabii, dediğim gibi ben spekülatif anlamda bu şeylerden uzak durmaya çalışıyorum ama Ankara'da öyle satranç hamlelerinden bahsediyorlar ki inanın ağzınız açık kalır yani. Beyin sağlığımız bayağı diri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak çünkü o kadar çok parçalı bir denklemi izliyoruz ki. Çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Bir de yani değerli izleyicilerimize çok nazane bir tavsiyem. Şimdi şu var bugünlerde, haber var, gerçek yalın haber, bizim konuştuğumuz haberler var. Bir tahminler var, bir de temenniler var. Temennilerini haber gibi
tahminlerini haber gibi dikte ettirip empoze etmeye, algı yaratmaya çalışılan durumlar da var. Bir tek ona dikkat etsinler. Saf, temiz haberlerde zaten izleyicimiz en doğru kararı kendisi verecektir. Evet. Ama yanlış yönlendirmeler de, algılar da ayrı yürüyor bu arada. Bir taraftan onlar da devam ediyor. Benim beyin sağlığımız iyi olacak dememin sebebi de sudoku gibi bir denkleme bakıyoruz. Yani sürekli zihin egzersizi sudoku gibi. Sudoku masum kalır yanında. Hakikaten sudoku masum kalır. En son size ben Saadet Partisi'ni de sorayım. Çok yoğun temasları var Sayın Karamollaoğlu'nun. İşte Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi oldu. Davutoğlu'yla, Akşener'le bu sabah görüştü. Sonrasında yine Gül'le görüşmesi söz konusu. Nasıl anlayalım biz bu yoğun temas trafiğini? Saadet'in bu resimdeki rolü itibariyle. Şimdi Saadet Partisi tabii AK Parti'nin geldiği kökler itibariyle de farklı bir algısı da var toplumda. Tekrar güçlenebilir. AK Parti'nin oylarını belli ölçülerde algı yönetebilirse kendine alabilir değerlendirmesine bulunanlar da var. Tabii bunu seçim sonuçları sandıklar gösterecek. Ama şu var ki Temel Bey başından beri süreci çok iyi yönetiyor. Yani bu ittifaklar döneminin en önemli kilit isimlerinden biri haline geldi. Şu an birincil hedefi anladığım kadarıyla açıklamalarından da bizim kulağımıza gelenlerden de Abdullah Gül'ü, Abdullah Bey'i aday yapabilmek. Hı. Ama bunu yapabilmek için de Saadet Partisi şu an şunu yapmaya çalışıyor. Hem Meral Akşener'le hem de Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifak olmasa da adı konmamış bir ittifak üzerinden ya gelin şu işi bir tek aday üzerinden yürütelim mantığını oturtmaya çalışmak. Çünkü o da biliyor Abdullah Gül ağır isim, önemli isim ama bir sürü alternatif arasında girmez tek bir adaylardan bir de ben olayım diye. Onu düzeltmeye çalışıyor. Şu an dikkat ederseniz biz ne tartışmıyoruz? Aslında 24 Haziran'da ne seçimleri var? Bir de genel seçimler var, milletvekili. Yani partilerin şu an itibariyle bakın biz şu saate kadar şeyi daha konuşmadık. Bu partiler teşkilat olarak hazır mı? İl, ilçe başkanlıkları, organizasyon alanında ne gibi eksikler var? Başka bir şey söyleyeyim. Mesela dünyanın en büyük kağıt üreticisi firmalarından birinin ben geçen gün internet sitesinde bir haber dikkatimi çekti. Oradan siteye baktım. Şu an dünyada çok ciddi bir kağıt sıkıntısı yaşanıyor. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekli kağıt stokunu temin edip edemeyeceğini konuşmuyoruz. Bunlar mutlaka bir şekilde halledilir ama bir sürü sorunları var Türkiye'nin seçime giderken. Şu an tamamen isimlere odaklandık çünkü gerçekten sizin dediğiniz gibi nefes kesici bir film halini almaya başladı ve bırakamıyorsunuz da şimdi kim oldu, iki dakika sonra kimle görüşecek. İşte rahmetli Erbakan'ın ödül töreni, anısına düzenlenecek ödül töreni bu akşam. Sayın Gül'le Sayın Karamollaoğlu, normalde haber olmazdı. Siz bir gazeteci olarak nasıl bir gözle izleyeceksiniz o buluşmayı? Ben neye bu bakacaksınız? Yani ödül töreninde bu işler... Oturdu, kim kiminle ne konuştu değil mi? Bunlar üzerinden okumalar mı ben şunu öğrendim Ankara'da. Göz önünde yapılan ziyaretlerde hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Göz önünde olmayan, bizim haberimiz olmayan ziyaretlerde çok şey kotarılıyor. Son bir haftada bunu bir kere daha gördük. Siyasetin baş döndürücü hızı anlamında. O açıdan ben bu akşam ödül töreninde hani yan yana gelip Abdullah Bey'in ya ben de düşündüm bu da vesile oldu kararımı verdim şeklinde bir cevap vereceğini sanmıyorum. Son güne kadar sağlam bir sinir sistemi. Ama dediğim gibi bu akşam bir sonuç çıkmaz yani oradan. Tamam. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.